Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Osmanlı yıkılırken Anadolu insanı kendisini nasıl bir sonun beklediğini bilemiyordu. Ancak Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları yeni bir varoluşun hikayesini Çanakkale'den yazıyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de büyük sıkıntılar içinde açıldı. Ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyordu. Çünkü Ankara'nın önünde aşılması gereken daha çok engel vardı. Ülke yepyeni bir geleceğe hazırlanıyordu. Ortak payda ise bağımsızlık. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Acıyla, kanla, gözyaşıyla kuruldu Cumhuriyet. Cumhuriyeti kuranlar ağır bedeller ödediler. Ben size Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bir söz veriyorum. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak için her türlü mücadeleyi yapacağım. Her türlü fedakarlığa katlanacağım. Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa sözüm söz, o bedeli önce ben ödeyeceğim. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.